ZBrush nedir, nasıl çalışır ve ne için kullanılır? Star Trek, Yüzüklerin Efendisi, Rango ve Karayip Korsanları gibi filmlerde sanal etkiler olan canlı hareketlerin kusursuz bir deneyime dönüştürmek için ZBrush kullanılmıştır. ZBrush en gelişmiş 3D modelleme programlarından biridir. ZBrush'ı diğer 3D modelleme programlarından ayıran özellik, geleneksel heykel tekniklerini bilgisayarda dijital olarak taklit etmesidir. ZBrush'ta heykel yapmak, elinizde çalışıyor musunuz gibi şekillendirilen dijital bir kil topuyla çalışmaya benzer. Gelişmiş araçları sayesinde geniş bir yaratıcı özgürlük sunmaktadır. Sanatçılar sadece ZBrush kullanarak daha organik ve ayrıntılı modeller oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bitmiş ürünü Maya veya 3D Studio Max gibi diğer programlardan farklı olarak çok daha hızlı şekilde ulaşırlar. Pixologic Inc. tarafından geliştirilen ZBrush ilk 1999 yılında sunuldu ve resmi olarak 2009 yılında PC ve Mac için piyasaya sürüldü. Bugün ise piyasadaki en gelişmiş 3D heykel yazılımlarından birisi olarak kabul edilmektedir. ZBrush'ın neden bu kadar başarılı olduğunu görmek için izlemeye devam edin. Bu araç öncelikle yüksek çözünürlüklü 3D modelleri şekillendirmek için kullanılan özel bir araçtır. ZBrush ortaya çıkmadan önce sanatçılar karmaşık yazılımlar ile işi zorlaştıran hatta imkansız kılan yöntemler ile modeller oluşturmak zorunda kalmışlardır. ZBrush geleneksel heykeltıraşlıktan ödünç alınan bir paradigma kullanarak sanatçılara tanıtılmıştı. Sanatçılar bu sayede ZBrush'ın içindeki dijital kili tıpkı gerçek heykel gibi çekebilir, uzatabilir, ezebilir, kazıyabilir veya değiştirebilirler. ZBrush'ta sanal yüzey manipüle edilerek 3D sanatçısı bir ejderhanın pullarını veya bir insan yüzündeki kırışıklıkları gibi ayrıntılı özellikleri oluşturabilir. Bu kadar ince detayların ZBrush gibi araçlar olmadan taklit edilmesi gerçekten çok zordur. Neyse ki bu araç her türlü dijital ortam için son derece ayrıntılı modeller oluşturmayı çok kolaylaştırır. Yazılım sanatçıların son üretime hazır her türlü model tasarımı oluşturmasını sağlar. ZBrush araçlar veya silahlar gibi diğer nesneleri oluşturmak için de çok uygundur. Bu araç aynı zamanda geleneksel modelleme yazılımlarından farklı olarak tek tek çokgenleri manipüle etmenize gerek kalmadan tamamen farklı bir yaklaşımla 3D modelinizi yaratmayı sağlıyor. Bu yüzden ZBrush 3D animasyon pipeline akışında gerçekten bir devrim yaratmıştır. Geçmişte 3D animatörler genellikle karakterlerin düşük çözünürlüklü bir versiyonu başka bir 3D pakette oluşturuyorlardı. Bu düşük çözünürlüklü modele temel ağ denilir ve bu temel ağ modeli donanımdaki kısıtlamalar nedeniyle animasyon için kullanılırdı. Ancak ZBrush sanatçıları 3D karakterleri tasarımların tüm kullanımları için baştan sona yaratmalarına izin vererek bu akışı değiştirdi. Artık sanatçılar ideal karakterlerini ZBrush'ta şekillendirebilir, detaylı pipeline sürecine temelini oluşturabilirler. Örneğin ZBrush'tan farklı olarak bazı 3D programlarda sanatçılar doku oluşturmadan önce modellerini bitirmelidir. Bu sürecin dezavantajı ise modelin sonradan değiştirilmesi gerektiğinden genellikle boya çalışmasının doğru şekilde yapılmaması ile sonuçlanmaktadır. ZBrush hiçbir bilgiyi kaybetmeden sanatçıların çalışma modları arasında serbestçe hareket etmelerini de sağlar. ZBrush niçin kullanılır? Bu araç filmler, video oyunları ve özel efektler için yüksek çözünürlüklü 3D modeller oluşturmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ZBrush tüm dünyada profesyonel film ve video oyun stüdyoları için kullanılan yaygın bir araçtır. ZBrush sanatçıları yüksek seviye 3D animasyon ve efektlerin ihtiyaç duyulduğu yerlerde çalışmaktadır. PC'de ve yeni nesil konsollardaki çoğu ağ oyun animasyon pipeline süreçlerinde ZBrush kullanılmaktadır. ZBrush'ı kullanarak günümüzün oyun stüdyoları ikincil karakterlerine daha fazla ayrıntı ekleyebilir ve geliştirme süresine ekleme yapmadan ayrıntılı dünyalar yaratabilirler. God of War yani Savaş Tanrısı ve Assassin's Creed gibi oyunların pipeline sürecinde ZBrush'ta kullanılmıştır. Dünyanın en iyi konsept sanat okullarından biri olan FZD Tasarım Okulları konsept sanatı eğitimi için sadece Photoshop ve ZBrush eğitimi vermektedir. Konsept sanatını inceleyen ve FZD'den eğlence sanat derecesiyle mezun olanlar sadece bu iki programı kullanmaktadır. Bu durum bu yazılımın oyun dünyasındaki etkisi hakkında aslında çok şey söylüyor. ZBrush'a geçmeden önce sanatsal becerilerinizi deneyimlemek ve arttırmak için ücretsiz bir seçenek olan Sculptris'i indirerek çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Ya da doğrudan ZBrush'a giriş yapmak istiyorsanız ZBrush için en iyi ipuçları bölümümüze 3dmadmac.com'dan bir göz atabilirsiniz. Bir niş videomuzun da sonuna geldik. Dünyada yaşanan oyun, sinema ve sanat konularındaki gelişmeleri takip etmek için haftalık haber bültenimize abone olmayı unutmayın.